Ümraniye, İstanbul'un en hızlı kentleşen ve nüfusu hızla artan, köy ve yöre geleneklerinin de aynen muhafaza edildiği bir kentleşme örneğidir. Ümraniye, ekonomik çeşitlilik açısından da zengin bir ilçedir. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ı makamında ziyaret eden program ekiplerimizden Nilgün Ege, ilçe hakkında ayrıntılı bilgiler aldı. Evet, şu an Ümraniye Belediyesi Başkanımız Hasan Can'la beraberiz. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Başkanım, iki dönemdir Ümraniye'de belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ümraniye'nin dünüyle bugün hakkında bize bilgi verir misiniz biraz? Ümraniye'de biz göreve geldiğimiz zaman 2004 yılından önce bir ufuk çizdik Ümraniye'ye. Ümraniye ile alakalı hayallerimizi, Ümraniye ile alakalı düşüncelerimizi aktardık. 2004 yılında biz somut olarak şunları demek yerine imajını değiştireceğiz dedik. Ümraniye'nin vizyonunu değiştireceğiz dedik. Ümraniye'yi turizmden pay alan ilçe haline getireceğiz dedik. Ümraniye'yi sadece sanayi şehri olmaktan çıkarıp ticaret şehri haline getireceğiz dedik. Ve buna ilave bugün aynı zamanda hem bir ticaret şehridir hem de büyük şirketlerin yönetim merkezlerinin konuşlandırdıkları bir merkez noktadadır. Ve artı son zamanda da hükümetimizin İstanbul'u finans merkezi ilanından sonra da İstanbul'un finans merkezi, Türkiye'nin finans merkezi de Ümraniye sınırları içerisinde. Gece gündüz, cumartesi pazar da dahil olmak üzere ben ve arkadaşlarım günde asgari 12 saat, bazı ahvalde 16 saat, gerekirse de 24 saat, 48 saat uyumadan hizmet ediyoruz. Ve halka çözüm merkezlerimizle, telefon, mesaj, fax, Twitter, Facebook, bütün vasıtalarla ulaşma imkanı ve ulaşılan bilgileri de anında çözüm gereken bir şey varsa çözmeye çalışan 444-9-822 444-9-822'den ulaştığı zaman biz ona çözüm üreten numara diyoruz. Anında ekiplerimiz müdahale ediyor, çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla bize destekleri için elbette ki müteşekkiriz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yapacak çok işimiz var. Yürüyecek çok yolumuz var. Hamdü senalar olsun biz bundan haz alıyoruz ve gönül zenginliği kazanıyoruz. İnsanlara, insanların problemlerini çözdükçe dualarını bekliyoruz, desteklerinin devamını bekliyoruz.